Günaydın. Nasılsınız? Biz buraya niçin geldiğimizi biliyor musunuz? Biz bugün buraya hem çevre hem de geri dönüşümle ilgili geldik. Peki yanında duran bayanı tanıyor musunuz? Evet. Kendisi... Başka bir isim söyler. Başkanım bazıları hayır dedi, bak tanımıyorlar. Vallahi biz de evlendik işte, çocuk bekliyoruz. Ondan dolayı da yaşlı hissediyorum artık gözümü. Ama 14 sene var ya, yani nasıl hayret ettim yani. Bunalıma soktunuz beni. Yok yok, hayır, bunalım değil. Demek ki yani, doğumdan sonra farklı projelerle biraz daha... Evet, evet. Espri yapıyorum tabii, tanınmak zorunda da değil sadece. Ece Hanım, sen de beraber. Evet. Ece Hanım, müsaade ederseniz bunları siz teslim ederseniz sevinirim. Tamam. Bunları biz tasarladık. Yani bu şekilde olacak şekilde. Her birinde farklı bir şey var. Bir bilgi içeriyor. Bu çocuklar bütün... Bunun için ne atıyoruz çocuklar? Yani içmiş olduğunuz suyun pes şişelerini buraya atıyoruz. Veya o defterinizden yırttığınız parçaları buraya atıyoruz. Kopyalıkları buraya atıyor. Ay, böyle şey. Öyle bir şey yok tabii ki yani. Onları buraya atıyoruz ve biz bunları haftada bir gün geleceğiz, toplayacağız. Sayın Müdürüm, şöyle yapalım isterseniz. İbrahim Bey, biz Şubat tatiline kadar her okuldan, evet, en çok okuldan hangi okuldan geri dönüşüm daha fazla toplar isek, evet, biz ona bir, o okula bir bilgisayar hediye edelim mi? Valla biz çok belediye olarak hediye edelim diyorum ben. Çok çok iyi olur. O zaman, evet. Böyle bakalım. Evet. Diyor. Her yerde. Bir metal içecek kutusundan elde eden enerjiyle 100 wattlık bir ampul 20 saat çalışır. Tamam, buraya geliyoruz. 8B'ye gittik biz. Sizler belki bilen var, bilmeyen var. Bir bebek bekliyorum. Oğlan olacak inşallah. Sizin gibi oğlan okuyacak böyle. Büyüyecek. Dünyaya hakikaten oğlumu getirirken temiz bir çevre bırakmak istiyorum. Ve bunun için de ne kadar sizler bilinçlenirseniz, ailenizi bilinçlendirirseniz o kadar temiz bir çevrede büyür benim çocuklarım, sizin çocuklarınız büyüyünce.